Böyle bir masada oturup yemeyeli ne kadar uzun zaman oldu. Nankörlük bu. E daha sabah yedin. Bunu devirme, gözlerini çirkin oluyorsun. Ha yani gözlerimi devirmesem güzelsin mi demek istedin? Olabilir. Bugün en kaçı? Bilmem. Kaçıysa kaçı, ne yapacaksın ki? Benle ilgili bir gazetede, internette bir haber falan bir şey var mı? Banka müdüresi kaçırıldı diye mi? Yok. Arayıp soran da yok seni. Mutlaka vardır da henüz senin haberin yoktur diyelim. Begüm arıyordur. Hani falan inan arkadaşın. Aynen. En yakın arkadaşım. Aynı zamanda bankada yardımcım. Hatta bir süredir hayatımdaki en yakın insan. Ha pardon. Çok pardon. Birinci sırada sen varsın şu anda. O senden sonra gelen. Gurur duydum. Ailen? Akraban falan yok mu? Babamı kaybettim. Annemi de kaybettim diyebilirim aslında. Fiziki olarak değil ama. Kaybettim işte yani. Manevi, fiziki bir şey fark eder mi? Çok farkı var. Fiziki olarak kaybetmediysen hala bir umut var demektir. Tecrübe mi konuştu şu an? Aynen. Ben de uzun yıllar annemle babamı görmedim. Sonra bir arada yaşamaya başladık. Nasıl? Yani ne kadar zaman sonra oldu bu? Başladı yine soru bombardımanı. Yani sohbet ediyor sonuçta. Öyle sordum meraktan. Çok uzun zaman sonra. Anladım da yani. Niye böyle bir şey yaptın ki? Ben küçükken annemle babamın bize yaptıklarından dolayı, bize yaşattıklarından dolayı nefret ederdim onlardan. Acayip bir öfke vardı içimde. Uzun süre görmedim onları. Sonra da sadece bayramdan bayrama. Ama hep maddi olarak destek oldum. Ama içimdeki o öfke hiç geçmedi. Aklımdan hiç gitmediler. Sürekli aklımda dolanıp durdular. Baktım öyle de olmuyor. Başka bir şey deneyeyim dedim. Belki aynı evde yaşarsak. Belki de onları tanımaya çalışırsam onların ne düşündüğünü anlayabilirsem. Belki bu suçluluk duygusu geçer. Belki içimdeki öfke geçer. Ya da aradığım huzura, aradığım özgürlüğe kavuşurum dedim. Ve nefret ettiğin insanlarla birlikte yaşamaya mı karar verdin? Sen gerçekten manyaksın ya. Ama hoşuma gitti biliyor musun? Şimdi ne bileyim, sıradan insanlar çok sıkıcı oluyor. Ben
Sıkıcı insan sevmiyorum. Peki bu annene olan öfkenin faturası bana kesildi diyebilir miyiz? Deriz bence. Deriz. Baksana öfke sana neler yaptırdı. Hayatını mahvettin. Beni kaçırdın. Her şeyi tepe taklak ettin. Çöp adam. Ne oldu? Ne haber? Hı? Olmadı bu sefer. Yanlış oldu. Afiyet olsun. Teşekkürler. Başka bir isteğiniz var mı efendim? Bir roka salatası alalım kardeşim. Bir de domates salatası. Bol zeytinyağlı olsun. Aa, yok. Zeytinyağlı olmasın. Zeytinyağını ayrıca getirelim lütfen. Peki efendim. Niye sen hep böylesin? Eğiteceğim seni. Kafana vura vura öğreneceksin. Neyi? Kibar olmayı mı? Hayır. Bencil olmamayı. Bencilliğin aslında ne kadar kötü bir şey olduğunu. Ben mi bencillik? Evet. Sen benim hayatımda gördüğüm en bencil insanlardan birisin. Sen varsın sadece hayatta. Senin dışında kimsenin ne düşündüğünün, ne hissettiğinin, ne yapmak istediğinin falan hiçbir önemi yok. Belki ben zeytinyağı sevmiyorum. Nereden biliyorsun? Sordun mu? Ege'lisin sen. Nasıl zeytinyağı sevmezsin? Zeytin ağacını seven herkes zeytinyağını da sever. Tamam, o zaman roka diyelim. Belki roka sevmiyorum. Ama sordun mu? Sormadın. Çünkü böylesin sen. Yapacak bir şey yok. Bu arada böyle bir iki defa bir denedin ama yani olmuyor. Yapamıyorsun. Böylesin, yapacak bir şey yok. Haklısın. Hadi yaşıyoruz burada. Evet, haklıyım. Yok artık. Ne? Küçük balık ve çatal bıçak mı? Evet. Ya gerçekten karşımda biri çatal bıçak koyarken yemem bu balığı ben. Allah Allah ya, bencillikten söz edene bak. Ne oldu? Ya sen yemek yiyeceksin diye ben balığa elimi sokmak zorunda mıyım? Küçük balık öyle yenmez. O zaman aç kalacaksın canım, kusura bakma. Ben bu balığı her türlü yerim. Ama sen o balıktan gerçekten zevk alamazsın. Ben elimi falan sokamam. İnsan istediği her şeyi yapabilir. Yapabileceklerine inanamazsın. Benim söylediğimi dene. Al bir tane balık oradan. Al bunu. Bir tut. Bak böyle de. Tamam, bu taraftan değil. İlk önce bu taraftan ısınırsan o rahat çıkacak, hadi. Nereden ısıracağımı biliyorum, sağ ol. Ha. Peki o zaman ısır. Evet, evet, ısır, ısır. Evet abi işte, bak şimdi bir tadını al. Gördün mü? Gördün mü? Tabii ki işte, balık dediğin kesinlikle böyle yenir, gel. Hayret bir şey ya. Sen balık yiyeceksin diye ben niye böyle bir eziyet çekiyorum ki? Lezzetli. Böyle bir günü, böyle bir geceyi yaşamayalı o kadar uzun zaman olmuş ki. Kendimi işe o kadar çok kaptırmışım. Kardeşimle ilgilenmeye o kadar çok dalmışım ki. Kendime hiç nefes alacak vakit bile tanımamışım. Şimdi anlıyorum. Dediğime geldin. Evet, çok üzücü, çok yıkıcı bir şey yaşadın ama seni özgürlüğüne kavuşturdu. Beni esir alan adam mı söylüyor bunu? İdare et. Anın tadını çıkar. Çıkarmaya çalışıyorum zaten. Kaç yıllık evliydin? 8. Sen? 9. Yakınmış. 8 yaşında kızım var demiştin. Erken baba olmuşsun sen de. Sen hiç anne olmayı düşünmedin mi? Ben öyle kariyer de yaparım, çocuk da yaparımcılardan olamadım hiç. Yani annelik duygumu daha çok kardeşimde yaşadım. Tabii çocuk olsa daha başka olabilir de bilmiyorum ama yani. Zaten kocam da hiç böyle bir şey istemedi. İyi ki de istememiş. Bazen düşünüyorum da aslında hissediyormuşum da tam anlamlandıramıyormuşum. Ne gibi? Yani işte kocamla
Çünkü artık eskisi gibi bir ilişkimiz kalmamıştı. Yani benden kaynaklı bir uzaklık. Artık pek arzulamıyordum da. Bilmiyorum. Belki de o yüzden aldatmıştır beni. Ama yani en yakınındakiyle de... Başkasıyla olsa affedecek miydin? Affeder miydim, affetmez miydim bilmiyorum. Ama en azından şöyle bir döner kendime bakardım. Yani acaba ben mi böyle bir şey ettim onu? Bir problem mi vardı? En azından bir döner bakardım ilişkime. Sizde nasıl durumlar? Ne var ya? Arkadaş gibi konuşuyoruz işte, sohbet ediyoruz. Niye merak ediyorsun bizim ilişkimizi? Merak etmiyorum da az çok tahmin edebiliyorum nasıl oldu. Yani malum, ilişkiler uzun süreli olunca bazı şeyler artık eskisi gibi olamıyor. Hani aşk başka bir şeye dönüşüyor, tutku kalmıyor. Bazı şeyler çok mekanikleşiyor. Çok affedersin, ileri gittim. Kapatalım bu konuyu. Efendim hoş geldiniz, afiyetler olsun. İstek şarkınız var mı sizler için söyleyebileceğimiz? Çok teşekkürler, sağ olun. Afiyetler olsun, teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler. Afiyetler olsun. Eyvallah. Sesin çok güzelmiş. Çok severim bu şarkıyı. Bu gece burada kalalım mı? Olmaz. Ne olur ya? Olmaz Peri. Rahat bir yatakta uyumak istiyorum sadece. Diğer erkekler gibi hemen aklına başka şeyler gelmesin. Eğer diğer erkekler gibi olsaydım... ...o gün bahsende havluya attığında öyle davranmazdım. O yüzden beni diğer erkeklerle karıştırma. Doğru, sen çok başka bir erkeksin. Çöp adamsın sen bir kere. Sahi niye çöp adam? Küçükken sadece çöp adam çizebiliyordum.
Hani böyle defterin kenarına çöp adam çizersin. Ondan sonra da defteri böyle şırr diye oynatırsın ve o istediğin şekilleri yapar ya. Benim en iyi arkadaşım oydu. Çöp adamdı. Sonra kağıt üstünde kalmasın, ben bunu hayata geçireyim mi dedin? Ben şimdi senin yeni çöp kadının olmuş oldum yani, öyle mi oldu? Senin de resmin iyi. Ama sen de o çöp adamı çok güzel çizmiştin. Hı hı. Çok iyiyimdir de işte ben üstüne pek gitmek istemiyorum. Gidemedim yani. Sen nasıl bu kadar zengin oldun? Çöp adam çizerek olmamışsındır herhalde. Oyun oynayarak. Nasıl oyun oynuyor? Kumarbaz mısın sen? Kumarbazlar her zaman kaybeder. Yani... Oyun oynayarak zengin olmak ne demek? Oyun oynayarak zengin olmak demek. Tamam işte ben de onu diyorum. Hani ne oynuyorsan bana da söyle, bu kadar zengin olunuyorsa. Ben de oynayayım. Ne yapacaksın zengin olup? Var mı bir hayalin? Herkesin bir hayali vardır. Sen herkes değilsin ama. Neden? Ya. Neden mi? Ne olursun diyorum ya. Bir gece daha kalalım lütfen. Söz veriyorum, sabah nasıl getirdiysen aynen geri götürürsün. Gerçekten bak, söz veriyorum. Bir gece. Çay mı kahve mi? Wow. İlk defa bize iki çay falan diye seslenmedin. Gelişme var sende, takdir ettim seni. Çay mı kahve mi? Çayı ne kahvesi şimdi ya? Ben niye çay kahve içeyim? Bir duble daha. Hayır Peri. Ya çay ya da kahve. Niye tercih etmek zorundayım anlamadım yani. Ne oluyor ki? Bir duble, iki duble daha içsem ne oluyor yani? Ne olacağını bilmiyorum. Açıkçası hiç de merak etmiyorum. O yüzden çay ya da kahve, ikisinden birini seç. Çay. Güzel tercih. İki çay alabilir miyiz? Bir de hesabı lütfen. Uyutacak mısın beni? İlaç falan. Belki de koymuşsundur, haberim yoktur. Cevap versene ya, bir şey sordum. Bir şey mi sordun gerçekten? Tamam, şöyle yapalım. Tek bir şey sorayım. Seninle bir oyun oynayalım mı? Ne bakıyorsun ya? Şöyle iki çocukluğunu yaşayamamış, erken yaşta büyümüş insanlar olarak bir oyun oynamayalım, ne dersin? Ne oyunu? Böyle çok önemli bir oyun değil. Oyunu duyunca da hemen dayanamadım tabii. Mesela taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Hı. Hadi ya, söyle. Oynayalım. Tamam. Ama öyle boş oynayamayız. Sonuçta bir oyun. Kazanan kaybeden durumu var. Ben kazanırsam bu gece burada kalacağız. Anne, en güzel oyunlar tehlikeli olanlar demiştin diye hatırlıyorum. Ben kazanırsam? Sen kazanırsan, bilmem, bulamadım. Ama sana açık çek, ne istersen. Emin misin? Evet, eminim. Çok iyiyim ben bu oyunda. Taş, kağıt, makas da nasıl iyi yolunda biliniyor? Göstereceğim şimdi. Ben kazanırsam isteyebileceklerimden hiç korkmuyor musun? Kaybedecek miyim kalmış ki zaten. Bu lafı kumarbazlar çok kullanır. İyi, ne yapalım? Gece rahat bir yerde uyuyabilmek istiyorsam bir geceliğine kumarbaz olacağız artık. Yapacak bir şey yok. Daha önce söylemiştim, kumarbazlar hep kaybeder. Ben bu durumda biraz istisna olabilirim. Malum, istisnalar konusunda iyiyimdir. Hadi, oynuyor muyuz? Üç olan kazanır. Kabul. Hadi. Peki. Bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Çok geçmiş olsun tekrar. Taş, kağıt, makas. Söylemiştim sana. Ben kazandım işte. Hadi gidiyoruz. Nereye? Burada kalacağız bu gece. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim ya.
Sen sarhoş musun? Sence sarhoş olsam seni yenebilir miyim? Çok tuhaf adamsın ama kabul etmek gerek, tuhafsın. Beni mi bekliyorsun? Yo. Karanlıkta gökyüzü o kadar güzel görünüyor ki ona bakıyordum. Acıktın mı? Nasıl yani? Daha az önce yedik. Sen acıktın mı ki? Yo, yani sen istiyorsan tost yapabilirim sana. Yo, benim artık bir şey daha yiyecek yerim kalmadı. Ama sen yemek istiyorsan afiyet olsun. Aslında yemeği bilmiyorum ama tatlı bir şeyler olsa iyi olabilirdi. Ben bir dolaba bakayım. Bak ne buldum. Gerçekten mi? Hadi aç içelim. Açmayı bilmiyorsan ben açarım, sorun değil. Bardak. Bir an öptüm. Evet. Ne içiyoruz? Bilmem. Ne içelim? Bu tuhaf duruma içelim. Hatta bir garip çöp adama içelim. Hakikaten çok garip bir adamsın. Sen de çok garip bir kadınsın. Çivi çiviyi söker, deli deliyi çeker. Hiç korkmuyor musun? Yani benimle burada yalnız kalmaktan, sana yapabileceklerimden. Kendime güveniyorum. Sen nasıl Ayvalık'ta benimle kimseden korkmadan kalabalığın içinde cesur davranarak gezdiysen, ben de öyle cesur davranıyorum işte. Öyle bir şey yani. Çok güzel bir geceydi. Artık uyuyalım mı? Olur. Ben yukarıda yatarım. Ne oldu? Güzel mi kokuyorum? Sen daha önce hiç karından başka biriyle aynı duydun mu? Yok. Sen? Yok. Ben de başka bir erkekle uyumadım. Eşit sayılırız yani. Sadece arada bir fark var. Ben korkmuyorum. Benim korktuğumu nereden çıkardın? Bakışların, halin, tavrın. Buradan bile duyulan kalp atışın. Kabul et istiyorsun beni. Hani sen dümdüz bir adamdın, açıktın, nettin. İtiraf etsene, zor mu geldi? Aslında çok basit. Bak böyle, gördün mü? Ne kadar kolaymış.
Böyle kolay.